Merhaba arkadaşlar, Phaser 600 için Musa Şen adlı arkadaşımız birkaç ay önce, iki ay önceydi sanırım, bir istekte bulundu. Onun için bir giyim önerileri istedi. N86 Nolan'ın bir kaskı varmış zaten, üstüne bu montu istiyormuş ve T90'ın madrasını istiyormuş. Bunun mavisini istiyordu fakat elimizde kalmadı. Hani indirim günlerine girdik, o yüzden elimizde kalmadığı için bunun kırmızısını tanıtıyorum. Avro D1'i zaten biliyorsundur. Ben yeniden tanıtayım. Özellikle hani dirsek ve omuz korumaları gerçekten çok iyi. Dışında da korumalar var. Tamamen deri olduğu için gerçekten iyi koruyacaktır. Mukavemeti de gerçekten iyidir. Bileklerinde çıt çıtı var ve fermuarı var. Tabii ki hani içinin bir kısmı kumaş, dışı tamamen deri. Özel korumalara sahip dedik zaten. Yan tarafında iki tane cev var. Şu kısımlarında da cırt cırtla kapatılabilecek gibi yapılmış. Belini sıkıştırmak için yerleri var. Şunları açalım, biraz detaylarına geçelim. İç tarafında bir tane astar var. Biraz daha yaz sürüşlerine uygun olmasını istiyorsan astarı çıkartabilirsin. İç tarafında da cepleri var. Şu kısımlarında ise göğüs korumanı koymak için yerleri var. Şu iki tarafında da var. Göğüs koruması koyabiliyorsun istersen tabii. Arkasına bir de sırt koruması eklemen gerekiyor. Çünkü bunlar sırt korumasıyla gelmiyor. Dayanesi öyle göndermiyor. Bunun detayları bu kadar. Ve yani içindeki bu kısım seni hem rüzgardan koruyacaktır. Zaten deri olduğu için rüzgardan koruyacaktır ama içinde ekstra bir termal bir kısım var. Hem yağmur hem de termal bir içliği olduğu için, yağmur geçirmez ve termal bir içliği olduğu için gerçekten iyidir. Bunun hani detayları bu kadar ve istediğin T90'ın madra, hani haki yeşil olsun demiştin ya, o da bu. Bunun da detaylarını vereyim. Haki yeşil görüntüsü zaten var. Kalça korumaları var. Bunlar da hani çarptığında sertleşen korumalar. Şurada iki tane var. Bir de dizlerinde var tabii ki. Diz korumalarını ve bu şu içindeki korumaları çıkartıp hani yerine işte deforme olduysa takabiliyorsun ama deforme olacağını zannetmiyorum. Şu kısımlarında şöyle cepleri var, şu üst cepleri var, arka cepleri var. Yani diyelim işte bir restorana, bir kafeye gittin, hani bununla da rahatlıkla gidip hani günlük kullanıma da uygun bir pantolondur. Kumaşı dayanıklı bir kumaştır. Bir de eldiven istemiştim. Eldivenleri ise diğer arkadaşlara da örnek olsun diye ucuzundan başlayarak tanıtacağım. Bu Vexon'un sport eldivenleri. Vexon'un sport eldivenlerini daha önceden tanıttım ben. Bunları tekrar tanıtayım. Elime giyeyim bakayım. Ölçülü mü almışım? İşte elime çok da uyan bir ölçüde almamışım göstermek için. Şöyle şu kadarını göstereyim. Dışı tamamen hani eklem yerlerine bütün korumaları yerinde. Körük mekanizması var. Yumruk korumaları var. Yüksek bilekli eldiven sayılır. Bileğinde de şöyle lastikli bir yapısı var. Aynı zamanda bileğinde cırt cırtı var. İç tarafında şu bilek yerinde bir tane koruması var. Baş parmağında da bir tane koruma var. Diğer hani küçük parmağında da hafif soft bir tane ince yumuşak bir koruma daha var. Bunlar sanırım istediğin şeylerdi. Başka öneriler de verebilir misin dedi. Arkadaş, hani senin sürüşüne uygun olabilecek eldivenleri birkaç tane daha örnek vererek göstereyim. Mesela bu Fiveball olsun, benim de sevdiğim bir eldiveni. Bunun da adı X-Rider diye geçiyor. VP, X-Rider, VP, Fiveball olsun bir eldiveni. Tamamen korumalı, hani işte bilek koruması var. Ondan sonra hani şu kısımlarında, hani eldivenin iç kısımlarında dikiş dışarıdan yapılmış eline batmasın diye hem baş parmağı koruması var, bilek koruması gerçekten iyi, cırt cırtlı ve yüksek bir model. Yüksek bilekli bir model. Cırt cırtı var, yumruk korumaları var, körük mekanizmaları var gaz hassasiyetini sağlamak için. Tekrar eklem yeri korumaları var. Ve bu da gerçekten güzel bir eldiven. Bu eldiveni de önerebilirim. Bir eldiven, hani o yaz sürüşlerine daha uygun dediğimiz eldivenlerden bir tanesi. Bu da yeni nesil eldivenlerden bir tanesi. Bu yeni nesil eldivenler şöyle bir yapıya sahip. Bu hani böyle noktacıklı bir yapıya sahip ve bu noktacıklı yapı darbeyi aldığın yerden dağıtmayı sağlıyor. Bileği cırt cırtlı, yumruk korumaları var, eklem yeri korumaları var. Yazlık ama hani bilek yeri koruması da böyle darbe emmeye karşı yapılmış.
Aynı zamanda baş parmakta iki tane koruması var. Bileğin üst tarafında da hani elinin üst tarafında da ayasında da üst ayada da bir tane koruması var. Bu da alınabilir eldivenlerden bir tanesi. Bunun da adı Revit Sand Pro diye geçiyor. Umarım bunlar yararlı olmuştur. Phaser 600 için hani mağazamıza gelip de seçmen kendi renklerine göre seçmen daha iyi olacaktır. Ama Dainese'in mavili olanı, Avro D1'in mavili olanı bizde kalmadı. Kusura bakma. Umarım yararlı olmuştur. İyi sürüşler.